Ha, şimdi hakkımda konuştuklarınızı öğrenme vakti. Kesin çok üzülmüşlerdir. Ya Fehim baba, şimdi bizim İdris'i memlekete gömerler değil mi? Bize de gitmek düşer ya. Cenaze gitmemiz gerekir. Abi, ta Trabzon ya. Hem kar varmış, Bolu daha kapalıymış. Gitmesek olmaz mı acaba? Ya durun be oğlum ya, daha durun. Daha ortada bir şey yok. Bak, İdris'in kesin öldüğüne dair bir kanıt yok ki elimizde. Ve ortada bir yalan yanlış bir haber var. Başka bir şey yok ya. Yok yok Fehim abi. Zaten bu ölmese gelir burada haşlak haşlak konuşurdu. Bence kesin öldü. Yapmayın abicim Allah aşkına. Ölmüş adamın arkasından böyle konuşmayalım ne olursunuz ya. Ya tamam tamam doğru söylüyorsunuz da. Ya bu İdris'in evinde telefon var mıydı? Var abicim. Abi. Ya evine gidip yürüyerek bakıyoruz. Kalkıp buradan köyünü muhtarlığı arıyoruz. Bu adamın evini aramıyoruz. Gerizekalı mıyız biz ya? Ay ilk yapacağımız işi şimdi yapıyoruz ya. Ya evini arayalım. Bir öğrenelim bakalım ya. İlk yapacağımız iş. Telefon çok önemli. Biz gerizekalıyız ya. Çok acayip gerizekalıyız ya. Çok acayipiz yani. İşte. Telefon edelim ya. Evet. Ben muhtara gidelim mi? Yok yok, yok abi ne gerek var burada ne ya? Bak yine ne varsa Fehmi abi de var. Bir de muhtarlık seçiminde o oy vermemiştim. Dost Karacın'da belli olurmuş. Helal olsun Fehmi abiye.